Selamünaleyküm agalar. Kimsiniz lan siz? Ya biz kiralık depo bakıyorduk. Burayı beğendik. Niye bakıyorsunuz? Ben diyorum şu araba yıkama işine gireyim. Çok para var diyorlar. Bu depo kiralık değil. Kapıda kiralık yazısı yazıyordu. Bak. Böyle yerleri fayans falan yapacaksın. İki de havalı su makinesi. Öyle fırça mırça yok ha. Köpüklü yıkama. Katliyen araba çizmez. Ben de pastacı ilaçlarına bakarım abicim ha. Abi, çocuklar senin mi? Allah bağışlasın. Maşallah. Sayılır. Şimdi defolun gidin. Abi, ben burayı çok beğendim. Anlaşırız ha? Söyle bir rakam. Defolup gidiyor musun? Yoksa beynine bir pastacılı atayım mı? Abi. Yani bu oldu mu şimdi? Bak çocukların önünde haysiyetimiz de oynuyor. Sakın indir. İndir silahını, indir. Sakın indir. İndir silahını, indir. İndir silahları. Tak. İndir lan. İndir. Geç şöyle, geç. Geç. Çocuklar geç lan şöyle. Geç. Geçin şöyle. Lan benim hayatım dağda bayırda şikayet ederiz kovalamakla geçti. Şimdi dağdakiler bitti, siz mi başladınız lan? He? Yakarım lan hepinizi. Ulan küçük çocukları kaçırıp dilendirmek de lan. He? Haysiyetsiz. Geçin lan çökün şöyle, çök. Çök. İyi misiniz? İyi misiniz? Hepiniz evinize gideceksiniz. İşte. Buldum. Buldum. Yemin ediyorum buldum. Kızın numarasını buldum. Buldum. Yemin ederim buldum. Of buldum. Kızın numarasını buldum. Komutanım nasıl buldun ya? Aşık o kadar da olsun meslek sırrı. Arayacak mısın abi? Arayacağım tabii oğlum. Aramayacağım da ne yapacağım? Bu kızdan başka kimse Nazlı'yı ikna edemez. Komutanım benim çok aklıma yatmıyor ya. Kızı bağlamadığını nereden bilecek Nazlı? Aşık abim haklı bence. Komutanım bence size şu an güven sıfırın altında. Bir dakika. Siz benden yana mısınız? Nazlı'dan yana mısınız? İlk önce bir safınızı seçin. Komutanım, biz senden yana olmak istiyoruz da... ...sende de ciddi bir inandırıcılık problemi var. Var. Zaten sinirlerim tepemde, benim başımda öyle sağdan soldan konuşup durmayın. Arıyor musun abi? Arıyorum. Konuşacak mı? Tövbe Rabbim ya. Evet. Çocuklar şimdi sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız, tamam mı? Herkes tek sıra oluyor. İtiş kakış yok. Şimdi şu gördüğünüz adamın suratına tüküreceğiz. Ama öyle yumuşak değil. Böyle okkalı tüküreceğiz, okkalı. Tamam mı? Böyle puh diye. Başlıyoruz. Dur bakayım, sen gel. Gel. Tüh. Ay maşallah, maşallah. Oh. Sen gel. Tüh. Böyle daha da böyle pıh pıh diye. Tüh. Güzel, tamam. Sen gel. Aferin sana. Sen gel. Tüh. Sen ama çok kibar ol. Daha böyle dolu. Kuz. Puh. Sen gel bakayım. Aferin. Komiserim nerede kaldın ya?
aradınız çıktı, geldik Mücahit. Ne oluyor burada? Çocukları zorla dilendiriyorlar komiserim. Doğru mu lan bu? Komiserim, ani oldu öyle birden. Yoksa biz öyle polisimizin, jandarmamızın görev ve sorumluluklarını ihlal edecek insanlar değiliz. Tabii tabii. Kusura bakmayın komiserim. Olaylar biraz improvize gelişti. E tamam o zaman. Gerisini biz hallederiz. E tamam, biz gidelim o zaman. Oldu Mücahit. Savcıya ne diyeceğim ben? Ya böyle maskeli, pelerinli adamlar dersin. Uydur bir kılıfına, yorma bizi ha. Hadi hadi, birlikte gidelim. Bir ifade verin. Toplayın bunları. Silahlarını da alın. Çocukların da ailelerine haber verin. Abim benim. Hadi. Hay koçum benim be. Korkma tamam mı? Bak Mücahit abin, Feyzullah abin Batman ve Robin gibidir. Tak! Anında olay yerinde. Abi Robin nedir ya? Süpermen varken. Bak bak. Süper kahraman da beğenmiyor artık. İyi de abi. Oldun sen, oldun. Süpermenmiş. Hadi. Şimdi komiserim, siz bize yapın bir kıyak. Biz gidelim. Tamam, hallederiz. Sıkıntı yok. Bir gidelim de. Işıklık. Bir şey mi? Yok. İlla özel bir şey mi olması lazım? Sevgilimle güzel bir gece geçirmek istedim. Sen yapmadıysan sorun yok. Yine kibarlığın üstünde. Deli sevdiğini taşlarmış. Peki bu güzelliğini ne yapacağız? Ne yapmak istersin? Sen şöyle sen mesela, ben saatlerce seni izlesem. Tel tel saçlarına baksam. Biraz gözlerinde dinlensem. Dudaklarında kaybolsam. Boynundan öpsem. Devam et. Seni sonsuza kadar anlatabilirim ama karnım çok aç. Gerçekten çok iyi gidiyordun. Ama otur bakalım. Hoş geldin. Kız Boncuk, Nazlı içeride mi? İçeride. Sinirli mi? Fazlasıyla. Thank you.
Nazlı. Canım benim. Aa, şu fulara bak. Ne güzel fular. Usta çıkar, baba alır acaba. Nazlım. Canım benim, kızgın mısın sen bana ya? Ha? Ateş, dokunma. Dokunma. Bana suya dua et. Bir de eşyaları yeni almış, ona dua et. Yoksa hepsini kafanda parçalardım. Ben sizi yalnız bırakayım. Biraz içerideyim. Ne Ece'ymiş ya? Benim ne işim olur Ece'yle mecele ya? Ece kim ya? Benim senin gibi dünya güzeli sevgilim var. Benim ne işim var Ece'yle ya? Hem zaten sapsarışın kızı. Hiç sevmem ben sarışın kızları. Ateş, beni çıldırtma Ateş. Beni çıldırtma. Ece'yle mi susadın sen ya? Allah Allah, bir de gelmiş yüzsüz yüzsüz konuşuyor karşımda. Hem sen buldun mu telefonu? Evet, buldum. O yüzden geldim buraya. Numarasını bulamasam nasıl geleceğim buraya? Konuşturtmuyorsun ki. Gelir gelmez hemen bana şey yapıyorsun. Nasıl buldun? Nazlıcığım, ben dünya standartlarında bir istihbaratçıyım. Bir daha bana nasıl buldun, nasıl oldu vesaire vesaire sorularına gelme. Bulmak, bulundurmak hepsi benim işim. Sen benden iste, ben Obama'nın numarasını bulayım sana. Hey yavrum hey. Zaten benimki de soru canım, nasıl bulacaksın? Zaten vardır telefon sende. Hatta acaba telefon sende nasıl kayıtlıdır? Belki Hüseyin, Mahmut, bilmiyorum, Samet belki. Abo, paranoya bağladım. Enginar, ben yaptım. Söylemesen anlamayacaktım valla. Sana bir şey soracağım. Sor. Eylem'i gördün mü son zamanlarda? Evet, gördüm. Avcı ile konuştum, ayrılmışlar. Avcı evlenme teklif etmiş, Eylem de kabul etmemiş. Evet, öyle bir şey oldu. Ama biliyorsun Eylem biraz değişik bir kız. Evlenmek istemeyebilir, buna değişik olan ne? Tabii ki. Ama Avcı ile Eylem aynı şeye farklı açılardan bakıyorlar. Yoksa birbirlerini çok seviyorlar. Çağıralım mı? Yani ben bu gece baş başa olup sohbet ederiz diye düşünmüştüm. Avcının öyle canı sıkkınken içim rahat etmiyor benim. Herkes düşünmek zorunda değilsin. Avcı herkes değil kardeşim. Üstelik kafasının işine vermesi lazım şu an. Eminim ki içine yiyordur. Tamam. O zaman ben de Eylem'i arayayım. Ama Avcı'ya Eylem'i burada olduğunu söyleme, tamam mı? Anlaştık. Bak. Nazlıcığım. Sakin ol. Böyle bir şey yok. Ben o kızı hayatımda ilk defa gördüm. Sen hayatında ilk defa gördüğün kızlarla böyle dudak dudağa sürekli magazine mi çıkıyorsun Ateş? Photoshop mu? Photoshop! Geldi benim yanıma, yok albümünü anlatıyor, bir şeyler ayıyor, mayıyor, anlamıyorum dediklerini zaten. Ateş, çıldırtma beni Ateş! Yok. Bu iş böyle olmayacak. Ben şu kızı arayayım. Ondan sonra kurtulalım bu mevzudan. Anlatsın her şeyi. Ha, tamam. Dokunma diş. Tamam mı anne? Efendim Ateş?
Ateş, adını numaranı nereden biliyor Ateş? Nazlıcığım, kelebeğim benim. Kalbimin içindeki atom parçacıkları bak öyle değil. Biz konuştuk ya, konuşunca ben bizden bahsettim. Büyük aşkımızdan bahsettim, ona olan sevgimizi anlattım. Ondan ötürü bir şey var. Ece Hanım, artık bu magazin olayına bir açıklık getirirseniz çok güzel olacak. Biz de normal hayatımıza geri dönelim artık. Bu konu kapansın, bu bahis. Getireyim tabii Ateşciğim. Merhaba Nazlı, Ece ben, memnun oldum. Merhaba. Öncelikle seni bu cesaretinden dolayı kutlarım Ateşciğim. Ateşciğim ne ya? Ateşciğim diyor. Konuya şeye gelelim Ece Hanım, Sade'de gelelim. Anlatır mısınız olanı biteni Nazlı'ya, rica ediyorum sizden. Nazlı, seni ve Ateş'i biliyorum. Uzun zamandır güzel giden bir birlikteliğiniz varmış. Oradan yürü işte ya. Ama aynı zamanda bazı problemleriniz de varmış. Ateş konuşacaktı seninle uzun zamandır da bir türlü konuşamamıştı. E madem aradınız, yüzleşiyoruz, o zaman bunları anlatmak da bana düştü. Ne? Nazlı, biz Ateş'le 6 ay, 3 hafta, 2 gündür beraberiz. Birbirimize de deliler gibi aşığız. Ya Ateş, bu kız ne diyor? Ablacığım, ne diyorsun sen ya? Benim hocama niye incir ağacı dikiyorsun? Söylesene doğruları. Bunları benden duyduğun için çok üzgünüm Nazlı. Ama gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bir de felsefe yapıyor ya. Ya sen nasıl insansın ya? Ha? Ya bana söyleyemedin, bir de kıza mı aratıyorsun söyleyebilmek için? Nazlıcığım, bir dakika. Bana bir müsaade et. Ece, sen ne gerçeklerinden bahsediyorsun? Doğru düzgün anlatsana olanı biteni. Ne diyorsun sen? Biz böyle mi konuştuk seninle? Ateş, sakin ol. Konuştuğumuz gibi. Sen söyleyecektin, söyleyemedin. Ben hallediyorum işte. Nasıl hallettin? Ettin her şeyi, he? Aşkım, ben de burası. Karışma bir saniye. Aşkım diyor. Yok artık ya. Zor zamanlar geçirdik tabii bizle Ateş'le. O kadar kaçak köçek görüşmeler falan filan. Nazlı. Nazlı. Deli bu deli. Kafa yemiş bu deli. Kapatalım. Tamam sen, tamam sen bir ver bana. Kapatalım. Boncuk! Boncuk, çay koy, Boncuk, çay içelim. Tamam deli Ateş, ver şunu, tamam ver. Deli kızım, tamam, bu ver. Deli kafayı yemiş bu. Ya Ececiğim, çok tatlısın ya. Valla bütün şarkılarını çok seviyorum ama sanırım en sevdiğim Adeyo. Adeyo la la le yo, adeyo la la le. Adeyo la la le yo, adeyo la la le. Bu ne ya? Şaka mı bu? Evet. Beğenemedin mi? Beğenemedim. Kalbi beğeniyordu az kalsın. Ne yapayım Ateş? Hep benim mi kalbim beğensin? Biraz da senin insin yani. Biz Nazlı ile önceden konuştuk. Sana böyle küçük tatlı bir sürpriz yapalım dedik. Çok tatlıymış. Ya ben de Instagram'dan mesaj attım Ece'ye. E tabii duyunca bir sinirlendim. Ama Ece de sağ olsun hemen cevap verdi tabii. O da şikayetçiymiş bu konudan. Bir basın açıklaması falan yapsaydınız Ece Hanım. Böyle yüreğimize indirmeseydiniz keşke. Bundan güzel basın açıklaması mı olur? Bu arada birbirinize çok yakışıyorsunuz. Bir ömür boyu mutluluklar size. Ha Ateş, Nazlı'yı sakın üzme bak. Artık kankam olur kendisi. Öyle spor salonlarında tek başına dolaşmak falan yok. He, oldu oldu, hadi. Hadi, hadi Ece Hanım sana. Ececiğim, öpüyorum. Görüşürüz. Hadi, ayyo sana. Ececiğim, mececiğim, hallere bak ya. Nazlı, ben bunun intikamını çok pis alırım senden, haberin olsun ha. Ya sen korktun mu biraz? Korktum. Aşkım dedi ya. Dedim ki bittim. Nazlı dedim buraya dikine gömecek beni. Yani biz de biraz inandırıcı olsun istedik tabii. Boncuktan Brutus. Sen de mi bu işin içindeydin? Ben sana bir su getireyim en iyisi. Bırak çayı. Betim benzin attı. Bak yemin ediyorum nabzım 1500.
Bak nabzıma bak. 1500 atıyor. Bak nabzıma. Bak nabzıma. Nabzıma bir şeyler oluyor aşkım. Bana bir şeyler oluyor aşkım. Yerleştirdiniz mi? Evet. Her şey hazır. Tamam. Ne yaptın? Yerleştirdik. Bir aksilik çıkmadı değil mi? Yok. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Yarından itibaren Türkiye yeni bir kaosun içinde olmuş olacak. Umarım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Dişim kırıldı. Ne oluyor orada? Dişinin kırıldığını söylüyor. Dikkatli ol. Gözünü üzerinden ayırma sakın. Komutanım, alelacele çağırdınız. Bir şey mi oldu? Gir, gir. Gir. Konu ne komutanım, merak ettim. Böyle olacağını tahmin etmiştim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Eylem, otur şu sofraya. Kimseyi bir şey zorlayacak değiliz. Hadi Eylem, otur. Hadi sen de geç. Ben de sandalye getireyim, hadi. Hoş geldin. Yaşadığınızı bilmiyorum. Hepimiz problemler yaşıyoruz. Zaten hayatımız zor. Namlunun ucundayız. Eylem, senin de çok zor bir işin var. Daha da kötüsü, bazı alçakların memleketi karıştırmak için korkunç planlar yaptığını da biliyoruz. Doğru mu abici? Doğrudur komutanım. Eylem? Haklısın. Avcı senden sadece komutanın olarak değil, bir kardeşin olarak. Eylem, senden de bir dostun olarak rica ediyorum. Şu Medusa planını çözene kadar aranızda bir kırgınlık olmasın. Biliyorum, ikiniz de canınız sıkkın, uyuyamıyorsunuz, birbirinizi düşünüyorsunuz. Aynen öyle. Ben de. Sizde en ufak bir hatırım varsa bunu kendinize yapmayın. Sorunlar aşılır. Avcı, kimse kimseyle zorla evlenecek değil. Kıza biraz zaman tanı. Eylem, avcının teklifini bir düşün. Olmazsa olmaz. Ama sizden tek ricam, şu işi çözene kadar birbirinizi idare edin. Memleketin geleceği, masumların hayatı, her şey bize bağlı. Hata istemiyorum. Her zamankinden daha çok ihtiyacımız var birbirimize. Bakın babam hala o hapishanede. En ufak bir bilgi kırıntısı için belki günlerce işkence görecek. Anlıyor musunuz beni? Gayet net anlaşıldı komutanım.
Benim de söylemek istediğim birkaç şey var. Biliyorum. Ayrılmaya karar verdiniz. Biliyorum. Birbirinizi deliler gibi seviyorsunuz. Komutanın istedi diye değil. Biz istedik diye değil. Birbirinizi sevmeye zamanınız olduğu için barışın. Şu zor günlerde sevmeye vaktiniz olduğu için şükredin. Barışın. Kavga etmeye her zaman vakit bulunuyor. Ama sevmeye vakit o kadar az ki. İş işten geçtikten sonra neden her anı daha doya doya yaşamadım diye pişman olmak insanın canını acıtıyor. Birbirinizi seviyorken başınızı yastığa koyduğunuzda içinizi ısıtacak bu ihtimali mahvetmeyin. Ben elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Ben de. Söz veriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim o zaman. Enginar yesenize. Ben yaptım. Pizza mı söylesek acaba? Yavuz, sen ne söyledin? Yok, kim? Avcı. Bir çorba muhabbeti dönmüş tam. Ya pis. Bir de dalga geçtin değil mi? Hiçbir şey söylemedim. Salatayı sen mi yapmıştın? Salata ya, çok iyi. Aşk olsun ya. Gerçekten inanamıyorum. Salatacandır ya. Ben çok et yemiyorum zaten. Agah. Diş düşürmüşsün. Geçmiş olsuna geldim. Ekmek yerine tuğla veriyorsunuz. Ne yapalım? Tam tahmin ettiğim gibi. Buraya boşuna gelmediğini biliyordum Agah. Kızdım biliyorum. Aşırı tepki gösterdim belki de. Ben zaten ayrılmak istemiyordum. Yani ben de ayrılmak istemiyordum da. Ne öyle türküler falan içimizi kıydın? Girmeyelim. O konuya hiç girmeyelim. Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim Eylem. Tabura gidiyoruz. Ne oldu komutanım? Erdem komutanım aradı. Babamdan ikinci sinyal gelmiş. Hadi. Ateş. Hı? Bak bir daha böyle bir şey yaşanmayacak değil mi? Asla. Bak yaşanmasın ama. Güzel. İşten arıyorlar hayatım. Pardon hayatım. Efendim ayol. Hemen geliyorum.
Benim acil çıkmam lazım. Ne oldu ya? Adamın hızına yetişilmiyor ki. Hasan oğlum benim. Hay Allah razı olsun sizden. Nasıl buldunuz? Nasıl aldınız? Konuştuk, rica ettik. Anlaştı insanlarmış, bıraktılar orada. Bana bak. Bundan sonra içmek içmek yok. Yine papaz olmayalım. Tamam. Hemen geliyoruz. Ben sana bir işte ayarlarım, merak etme. Alnının teriyle çalışır bakarsın ailene. Tamam. Söz. Abi. Acil durum, gitmemiz lazım. Bizim gitmemiz lazım. Hiç rahatsız olmayın. Mücahit abi. Heh. Abi bir daha geleceksin değil mi? Vallahi geleceğim ya. Söz geleceğim. Gel bakayım. Abi Allah senden razı olsun ya. Cümlemizden koçum. Cümlemizden. Hadi sağlıcakla kalın. Hiç rahatsız olmayın. Güle güle gidin. Bak işte. Yine bir gariban sevindi. Dünyalar benim oldu. Aynen abi. Sinyal hala sabit mi Karafatak? Sabit komutanım. Hala babanızı tuttukları özel hapishanedeler. Giriş çıkış için her şey elimizde değil mi? Bütün giriş şifreleri elimizde komutanım. Mekanın krokisi de burada. Girebilecek miyiz? Girmesine gireriz de. Çıkabilir miyiz bilmiyorum komutanım. Belli ki iyi korunuyor. Fazla vaktimiz yok. Ne yapıp edip babama ulaşmamız lazım. Eğer çıkamasak da Mediso ile ilgili bildiği her şeyi yetkililere iletmemiz lazım. Aynen. Çaylak, ne kadar yolumuz kaldı? Yaklaşık 10 kilometre komutanım. Tamamdır. Komutanım, varmak üzereyiz. Tamam Yavuz, dikkat edin. Agah'ın öğrendiği bilgi hayati önem taşıyor. Ne yapıp edip o bilgiyi buraya ulaştırmalısınız. Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Komutanım, sinyal hareket haline geçti. Nasıl yani? Babanızın yerini değiştiriyor olabilirler komutanım. Geleceğimizi nereden bilebilirler ki? Belki önlem için değiştiriyorlardır yerini. Ya da vericiyi buldular, tuzak kuruyorlar. Ne yapacağız komutanım? Durdur arabayı. Aşık durun. Bir sorun mu var komutanım? Sinyal hareket etmeye başladı. Ya babamı başka bir yere götürüyorlar ya da vericiyi buldular. Bizi de tuzağa çekiyorlar. Aynen öyle. Şurası bizim bulunduğumuz yer. Burası da babamın tutulduğu özel hapishane. Bu yolda sinyalin geldiği yol. Bu yol eski sanayi bölgesine çıkıyor. Orada daha çok depo ve fabrika gibi şeyler var. Güzel.
İkiye ayrılıyoruz. Babam iki tarafta da olabilir. Keşanlı komuta senle. Tahir, Aşık ve Çaylak'la birlikte sinyali takip edin. Tuzaksa da tuzağa düşmüş gibi yapın. Çatışmanız gerekiyorsa çatışın. Emredersiniz. Biz de her ihtimale karşı hapishaneye giriyoruz. Dikkatli olun. Planımız yolunda gidiyor efendim. Gitse iyi olur. En güvendiğimiz elemanımız sizsiniz. Bir aksilik çıkarsa bizi üzersiniz. Çıkmayacak. Yalnız sizden burası için destek kuvvet istiyorum. Çünkü elimdeki adamların birçoğunu çıkarttım. Türkleri de burada güzel bir karşılama yapmak lazım. Tamam. Hemen bir grup çıkarıyorum. Sağ olun efendim. Agah'ı ne yapacağız efendim? Artık işimize yaramıyor. Ömrü buraya kadarmış. Çok güzel bir ölüm planladım onun için. Hadi hadi, söylediğim yerlere dalın hemen. Tamam. Komutanım, sinyal kesildi. Yakın mıyız? Son irtibat sağlanan noktaya 750 metre var. Sinyal durduğuna göre bulular verecek komutanım. Komutanım, tuzağa çekiyorlar bizi. Anlamanın tek yolu var. Tuzağa düşeceğiz. Duralım. Gerisini yürüyeceğiz. Duruyorum. Harabe. İçeride bir hareketlilik var mı Aşık? İçeride bir tutsak var ama yüzünü kapamışlar komutanım. Durum ne Keşanlı? Bir deponun yakınındayız komutanım. İçeride bir tutsak var, yüzü kapalı. Babanız olup olmadığını anlamak için içeri gireceğiz. Tamam, biz de yaklaştık. Dikkat edin, irtibatta kalalım.
Tamam komutanım. Beyler içeri giriyoruz. Bir bakın Aga. Temiz. Bunlar giderek çoğalıyor. Allah kahretsin. Ne yaptınız? Burası tamam, pusuya düştüler. Güzel. Gebertin hepsini. Tamam. Yolun sonuna geldik Agah. Sizinkiler de tuzağa düşmüşler. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Ne yaparsan yap, başaramayacaksın. Başardım bile Agah, başardım bile. Dikkat! Eyvallah, çaylak. Komutanım Agah değil, tuzaklamışlar. En azından diğerleri doğru yerde. Onu anladık. Tuzakmış. Babanız burada değil. Demek ki hala hapishanede. Tamam Keşanlı, biz de içeri girmek üzereyiz. İyi misiniz siz? İyiyiz komutanım. Birazdan çıkarız.
Tamam, dikkat edin. Hizmetli, çıkabilir miyiz? Nedir durum? Çıkmamız zor gibi komutanım. Çok mu kalabalıklar? Anladım, kalabalıklar. Ne yapacağız komutan? Adamlar girmek üzereler. Girsinler aslanım. Girsinler bakalım. Malzemen ne durumda? Ne var aklında komutanım? Aşık! Bu adam öldü mü? Mefta! Aşık, Tahir. Biraz daha dayanın. Sokmayın onları içeri. Emredersiniz. Demek ki babanız burada komutanım. Bakacağız Karabatak. Burayı açmamız lazım. Sonra şifreli kapının önündeki güvenlikler var. O iş avcıda. Avcı, ne durumdasın? 3 koruma var. Sıkıntı yok. Siz engeli açabilecek misiniz? Açacağız mecbur. Hadi başlıyoruz.